Eda Taşpınar'dan yapraklı poz. Edacığım yapraklı poz mu verdin anneciğim sen? Gelsin efendim o da. Ay Allah'ım. Enteresan değil mi? Geçenlerde kahve fincanını koydu. Ben çaydanlık koyacak zannettim. Veyahut da ne bileyim bir cezve falan bu sefer koyar zannettim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Eda Taşpınar deyince aklıma tek bir şey geliyor. Bronz bir ten. Hakikaten kusursuz bir fiziği var. Ve ben Sabah gazetesinde şöyle bir yazı yazmıştım. Biri bu kadını çevirsin diye. Çünkü ne zaman gelse oradaki gazeteci arkadaşlarımdan fotoğraf, Seha sürekli güneşte yatıyor ve hep aynı pozisyonda. Dedim biriniz uyarın da çevirsin kendine de bir poz değişikliği olsun. Yani köftenin üstü kızarır artı bembeyaz olur. Evet ama bir şey söyleyeyim mi? Ben Eda'yı çok beğendim. Çok. Askı olarak bana göre birçok mankene taş çıkaracak kadar ekonomik adı gibi. Harbiden çok iyi mi bunun? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Sponsorlarla çok iyi yürüdüğünü düşünüyorum. Bu arada çıkardığı at kılı fırçasını ben de kullanıyorum hanımlar. Tavsiye ederim. Sellüt için gerçekten çok başarılı. Kan dolaşımını çok güzel çalıştırıyor. Bir de krem çıkardı biliyorsunuz, bronz krem. Ben onun dışında PR'dan çok iyi kazandığını düşünüyorum. Zaten Türk normlarında bir kız değil. Nurettin Asman'la birlikteydi biliyorsun evet, yıllarca. Ben çok paralı olduğunu düşünmüyorum. Hayır asla. Bak, ama kimseye çok ihtiyacı olmayacak kadar yaşayan. Rahat yaşayan bir kız. Evet. Öyle beklentileri çok yüksek bunun değil bence. Bunun sevgilisi peki o Amerika'da yaşayan Hedi, o zengin mi acaba? Ya ben... O da sallıyor gibi geliyor bana, şok. Ben şeyim... Amerika'da yani Rolls Royce'e binmek 250-300 çok büyük bir şey dolar değil yani. Arkadaşlar. Tabii bizde euro dolar çok yüksek olduğu için. 300 dolar yani. Vallahi öyle 300 dolar. Ben mesela işte her sene gidiyorum ya Pensilvanya'ya vesaire eylem yapmaya falan. Dev bir tane jip kiralıyorum 150 dolar. Dev ama var ya o Ahmet. Canım ben de New York'ta hakikaten kaldığımda Times Meydanı'nın göbeğinde bir ay otelde kaldım. Ödediğin rakamla baktığın zaman burayla dolar bizde çok yüksek olduğu için aslında yaşam çok pahalı değil. Tabii tabii. En azından Times Meydanı'nda bir otelde bir aylık tutarsan 3000 dolara tutarsın. Kesinlikle çok uygun fiyata kalmıştım, net söylüyorum yani. Ki ben bir de beyin rahatsızlığından dolayı gitmiştim. Öleceğim diye gittim yani, düşün. Gelirsem de artık kalırım sen orada. Sen Miami'de de kaldın ama. Ben Miami'de çok uzun süre kaldım. Her yıl 2 ay 3 ay zaten kalıyorum her gittiğimde. Bütün yazı kimde orada kalıyorsun? Geçiyorum. Kimde kalıyorsun? Işık diye çok yakın arkadaşım var, onda kalıyorum. Los Angeles'a gittiğimde de Aylin diye arkadaşım vardı. Onda kaldım. Yaklaşık olarak herhalde bir 3-4 ayda onda kaldım ben. O yüzden de bu şekilde arkadaşlarımla New York'ta otelde kaldım. Hiç kimse ne de kadar kalmadım. Kaldın? Bir ay mı? Las Vegas'ta da otelde kaldım. İlk Miami'ye gittiğimde de otelde kaldım. Kimsenin yanında kalmadım. Önce kafamı dinlemek için tek başıma dolaştım, tek başıma gezdim. Yemekleri çok kötü, özür diliyorum. Amerika'nın gerçekten yemek kültürü hiç yok. Resmen bildiğin suşicilerde gün geçirdim. Ben çünkü çok seviyorum Uzak Doğu mutfağını. Miami tarafında Amerika. Ha Meksika. Arjantin. Aynen aynen. Şili. Aynen. Onun dışında Amerika'nın gerçekten yani yemek kültürünün hiç yok ya. Yani. Çok Amerika fena. Amerika dediğin yerde İspanya ve Meksikalılarla kaynıyor. Zaten oraya gidince dedim ki bak Türkiye'de ay yapma hayır. Tam onu söyleyecektim. Ben Los Angeles'ta bak Santa Monica'da dolaşırken yemin ediyorum sana Melik Hanımcığım. Böyle kara kuru çocuklar var. Bak bir şey söyleyeceğim. Bana denk gelenin hepsi kamyon şoförü. Ben çok fenaydı kız, gerçekten. Hayatım seni gittiğin yerler. Ay bilemiyorum valla. Yok Kaliforniya'da Santa Monica'da eşleriyle dolaşıyorlar. Ne kadınları çok beğendim. Hepsi çok kiloluydu. Erkekler göbekli. Çocuklar böyle kara kuru sümüklü. Falan hak getire yalan. Hani o izlediğiniz filmlerdeki üstü açık filan bilmem neler var ya Miami değil orası. Miami bir çoban. Miami'de hayatım bir bara gittim. Çok özel bir cool bir bar var biliyor musun? Cool. Cool. Yo. Ben hiç o bar falan gezmediğim için orada. Las Vegas. Hı hı. Şık. Edinburgh'ın yeri. Aa.
300 dolara falan giriyorsun yani, önemli bir şey. 300 dolara girip içeride içtiğin ekstra yani. Giriyorsun öyle parti marti, orada bir herifle tanıştım, tanıştığım herif beni davet etti yemeğe. Bizim Serdar Kıvılcım vardı, Alemin Genel Yayın Yönetmeni, onunla birlikte gittik. Adam oradan Şili'nin Cem Uzan'ımla tanıştım, ben ballı karıyım. Hayır, çekiyorsun ha, biliyorsun değil mi? Ballı karıyım ben. Ya Osmanlı torunu çekiyorsun. Alem Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Serdar krizden çıldırdı. Çıldırdı, yalan mı sen? Serdar değirdin herif bana tav oldu diye. Kriz geçirdi. Aynı senin o kamyoncu adamlar ona, oranın Cem Uzan'ı bana yazdı. Yapacak bir şey yok yani. Vallahi adamlar anlıyor. Ben de ama düşün yani. Bir içim su. Adamlar benimle konuşurken pantolonun cebini yırtıyordu. Eda Taşpınar yapraklı pozu muhteşemdi. Yorumu da olaydı. Evet, beğendik Eda'cığım. Zaten seni giyinik görmediğimiz için biz ya, bizim için çok flaş yaprak değil. Güzeldi. Evet, harika. Bir dahakine yaprağı dut yaprağı haline getirelim. Küçük. Biz o yüzden hani zaten Eda fiziğin ama güzel. O yüzden Eda'da hiçbir şey alamıyor arkadaşlar. Ay ben bu çocuğu çok seviyorum. Kaliteli ya. Duruyor.